Altınova'dan çıkmadan önce bize buraya kadar eşlik eden Duru Bey abimize veda ediyoruz. Ama veda öncesinde Gerili ailesinin bahçesinden gelen koyun seslerini de şöyle bir kulak verelim. Ne dersiniz? Efendim, şimdi Duru Bey abimizin kayınpederinin evine geldik. Şimdi teyzem de burada bize koyunlarını gösterecek. Koyunlara da teyzem bakıyormuş, öyle mi teyze? Ben bakıyorum teyzem, evet, eşim bakıyor. Eşi de bakıyor, yardımcı oluyor sana eşin. Öyle oluyoruz, ikimiz bakıyoruz. Ne güzel, bunlarla uğraşmak. Küçükler de var sanırım. Var, yeni doğdular. Öyle mi? He. Bunlara da bir bakalım. Yeni doğdular. Bak yarısı orada. Teyze, burada hayvancılık çok yapılıyor mu? Var teyzem, yapan var. Yapan var. Yapan var. Teyzeciğim, şimdi bu koyunlara sen bakıyorsun ama bakımı illaki zordur. Zor değil teyzem. Alışkınız ya, zor teyzem değil. Teyzem alışmış o zaman. Ha, teyze sabah değiliz. Gelip şimdi bunları doyuruyorsun. Sonra tabii. Dışarı çıkarıyorsun koyunları. Çıkarıyoruz. Burada gidiyoruz işte bahçta. Ha, burada bu alan kendi olduğu için. Alan olduğu başka için. Bir yerde yok. Götürmeyiz. Ha, peki bunları satarken kaç paraya satıyorsunuz mesela? O kilosuna göre. Ha, kilosuna göre. Kilosuna. Mesela normal bir koyun ne kadar olur? Normal. Yine 1,5 olur. Yine 1,5'tan satıyorsunuz. Hmm. Peki bunlar mesela şimdi koyun ne yer? Ne içer teyzeciğim? Ne yiyecek? Yonca yiyecek. Arpa, buydu. Onları kendiniz mi üretiyorsunuz? Kendimiz üretiyoruz. Öyle olur. Onun için siz biraz da kazançlı oluyorsunuz. Olmaz olsa olmaz. Olmaz diyorsun. Akşamları peki tekrardan bakıyorsunuz, besliyorsunuz? Akşam bakıyoruz, sabahlan bakıyoruz. Böyle öğlenlerde acıktılarımızı veriyoruz. İşte. Ne güzel, hep bunlarla sen ilgileniyorsun. Teyze, uzakta var mı çocuklar? Vah, iki tane selam kızım var Denizli'de. Öyle mi? Selam gönder. Kızlarım selam, oğlum selam. Hepsine selam olsun selam. O zaman. Efendim, ileride de devam edeceğiz sohbetimize. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, hep söyledik Tavas'a özgü bürgü deniyor değil mi abi? Bir de Buddaslar. Buddaslarmış. Genelde ovalarda daha çok güneşten korunmak için. Deminki abimizin aynen. Başında gördüğüm şey de buydu. Aynen. Yörük kültüründe de vardır bunlar. Evet. Bu da keyfiye. Eskiden konar göçer yörükler için yollarda karşılaştıkları zaman birbirlerini tanıması açısından. Öyle mi? Öyle bir şeyler varmış. Rengarenk abi. Şimdi bunlar mesela beyaz rengi var. Bu beyaz renk duruluğu, temizliği, sadeliği temsil eder. Yeşil renk de İslam'ı temsil eder. Bu da mor renk de hoşgörüyü. İfade eder. Evet. Aynen. Kırmızı renk de bayrağımızın al rengini temsil ediyor. Sarı renk de bereket, buğday başağını temsil ediyor. Bu renklerin tabii hepsi ayrı ayrı bir anlamları var. Aynen. Bunlar genelde yörüklerde, Türkmenlerde eskiden konar göçer çöktü. Evet. Mesela 300 yıl öncesinden giden gelenler birbirlerini tanıma açısından bu şekilde bir keyfi ortaya çıkmış. Herkes bunlardan takarmış. Bunun ismi keyfiye. Keyfiye, aynen. Keyfiye. Bunun ismi keyfiye. Bunun da dastar denir genelde. Bu da dastar. Aynen. Ben bürgü olarak biliyordum. Bürgü diyen tabii yörelere göre değişiyor bazen. O yüzden bizim buralarda dastar, yörük kültüründe aynı şekilde dastar deniyor. Bunu da keyfiye ismi veriyor. Keyfiye bunlara. Deniyor. Peki teşekkür ederiz efendim. Burada da birazcık soluklanalım, ardından turumuza devam edeceğiz. Zaman ne de çabuk geçti. Neredeyse akşamüstü olacak. Tekrar Tavas'a doğru yollardayız. Tavas merkeze gelince küçük Elyas ailesine konuk oluyoruz. Benim de uzaktan akrabam olan ailenin en büyüğü Osman amcamız, Tavas'ta eskiden celeplik yapan 33 kişiden sağ kalan son isim. Şimdi de burada biraz konaklayalım.
Evet sevgili izleyenler, şimdi Tavas'taki bir sonraki durağımıza geldik ama bu seferki durağımız yabancı değil. Özellikle bana yabancı değil. Burada benim yengemin ailesiyle birlikteyiz. Önce ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hemen ilk önce mikrofonu şöyle dolanacağım. Medine teyzemden yana geçeceğim. Ona biraz Tavas hakkında sorular soracağım. Şöyle bir kendini tanıt, seni bir tanısınlar. Şöyle bir adını soyadını söyle. Ha, Medine Küçük Elyas. Medine teyzeciğim. Şimdi Tavas'ta eskiden ne yapılıyordu? Yani gidiyor muydunuz tarlaya, tarla işiniz oluyor? Yok, hiç tarla işine gitmedik. Hiç gitmedim. Ben devam nakış işledim. Ha, buranın alemin zaten işi, o çok önemli. Olurdu. Bütün kızların çeyizi. Öyle mi? Kızları yaptın mı, senin kızları? Yaptım tabii. Yaptım. Yengeme de yaptım. Göstermeyin mi yenge? Yenge mi? Söyleyeyim, göstersin. Amca konuşacağım mısın? Aslı, ben konuşturayım ben ya. Ben şöyle geleyim yanına. Biraz. Sen adını söyle bir izleyenlerimiz görsün, tanısın seni. Osman Küçük Elyas. Osman amcacığım, Osman dedem diyeyim artık. Yabancı değil. Şimdi bak, biz büyük hayvan celebiydik. Evet. 33 kişiydik Tavaş'ta. Evet. Geri, buna böyle öyle arkadaşlar 20 seneden beri bir ben kaldım. Bir sen varsın ben, Tavaş'ta. Ben varım. Yani yaşlı olarak. Şimdi devam ettirmiyorlar mı? Hayır, ettirirler. Fakat defter tuttum. Çok defter tuttum, 24 sene. Peki, teşekkür ederim amcacığım. Ben şimdi ablamın yanına gideceğim. Ben Serpil Küçük Elyas. Serpil ablacığım, sen biraz anlat, günlerin burada nasıl geçiyor, nelerle uğraşıyorsunuz, Tavas'ın nesi meşhur, buraya gelenlere ne tavsiye edersiniz? Buraya gelenlere bağlarımızı görmesini tavsiye ederim. Ya gelinlik görünlük güzeldir, günlerimiz olur, günlere gideriz, ev gezmelerimiz olur. Önce şöyle küçük hanım, yanına geleyim, seni bir tanıyalım. Benim adım Medine Sıdı Küçük Elyas. Medine, sen babaannenin adını aldın. Evet. Aldı. Sen neler yapıyorsun burada? Tavas güzel mi? Güzel. Neler, buraya gelsinler mi? Ne görsünler burada gelince? Nereye gitsinler? Buraya gelsinler. Evet. Buraya gelsinler. El salla şöyle bir halana, Şeyma ablana bir sevgilerimizi gönderelim. Buradan dayıma da sevgimi gönderiyorum. Bütün ailemize sevgiler. Şimdi ben tanıyorum ama sizi de tekrar tanıtayım. Osman'cığım, seni tekrar tanıtayım. Merhabalar, ben Osman Zeki Küçük Elyas. Ne yapıyorsun Osman? Günlerin nasıl geçiyor burada? Tavas'ta neler var? Günlerim iyi geçiyor, vakit de iyi geçiyor. İyi geçiyor. Aynen. Sen uğraşıyor musun peki işte tarımla ya da... Yok, ben uğraşmıyorum. Öğrenci. Okuyorsun. Aynen, öğrenciyim. Aynen. Peki, teşekkür ederim ben size. Şeyin abi, az sen anlat şu Tavas'ı bize ya. Mesela bayram yeri, yani şimdi çocuklar için bayram yeri oluyor ama sıradan pazar yerini yapıyorlar. Salı pazarının olduğu yerde. Evet. Bizim zamanımızda, çocukluk zamanımızda daha güzeldi. Böyle herkes... Daha samimiydi. Samimiydi. Şimdi zaten samimiyet her geçen gün azalıyor. Peki hayvancılık var mı abi burada? Devam ediyor mu? Pek değil. Pek değil. Eskisi kadar yok. Tarım da eskisi kadar yok. Tarım var. Şu 2-3 seneden beri ekseri çekirdek ve darı. Ayçiçeği ve mısır üreticiliği çok fazla son zamanlar. Onlar biraz daha mı kolay geliyor acaba diğerlerine? Daha mı çok kazancı var acaba? Kazanç yönden. Ha evet, az. Kazanç yönden. Kazanç yönden. Zaten herkes şehre göç etmeye başladı. Evet. Artık köylerde de kimse kalmadı. Evet. O zaman şöyle bir yakınlarımıza bir selam gönderelim topluca. Yavaş yavaş biz de kapanışımıza geçelim artık. Vaktimiz de daraldı. Herkese selam olsun herkes sizden. Selam. Teşekkür ederiz efendim. Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tavas'taki ziyaretlerimiz artık son buldu. Açıkçası bizde de pek hal kalmadı, epey yorulduk. Güneşin batmasına yakın ilçenin çıkışına doğru yol alalım dedik ama bu arada da bizleri bekleyen sürprizlerle karşılaştık. Uzaktan gelen nal seslerini duyunca hemen kameramıza el attık. Dur şimdi amcacığım, seni tanıyalım önce, bir kendini tanı. Ben Osman. Çekirdekten geliyor babadan yani bu açılık. Öyle mi? Sadece sen mi varsın burada? Sadece sen mi yapıyorsun? Ben yok, var arkadaşlar, var atçı arkadaş çok. Sevsem var. Sevdirir mi? Seversin. Dokunayım mı? Alırdır. Gel. Yarış. Hiç ellemez. Çok yanına kötü. Var. Altında havalı ha. Ya olacak o kadar ya. Olacak o kadar. Bunların cinsi önemli. Cinsi ne cinsi bu şimdi? Arap cinsi bu. Arap atı bu. Evet. Ben uzun zamandır yürüyüşlü. Görmemiştim. Evet. Sen yürüyüşlü bu. Sen hep böyle atla mı seyahat ediyorsun? Evet. Böyle geziyorsun. Spor yapıyoruz. Koşular hazırlıyoruz. Spor yapıyorsun. Evet. Şimdi ben çok merak ettim bunu. Evet. Senden başka da bu şeyde çevrede çok fazla yok herhalde bundan. Var mı? Var. Az var o zaman. Ben hiç görmedim. Var. Çok. Çok var. Peki sadece bunu taşımak için mi kullanıyorsun? Çarşıda var.
Bunlar koş atı. Ha, koşu, yarış atı. Eşya taşımaz bunlar. Sadece binmeye yarar, koşuları gider. Rafan, Rafan. Bunlar yürüyüştü. Dört nalı biz binmeyiz. Öyle mi? Evet. Nasıl eğitmiş falan bilmiyorsunuz. Eğitici bu. Kaç yaşında? Şimdi ne kadar süredir bu at sende var abi? Ya bu bir sene de öteki 3 sene oldu. Ben de 3 tane. Bunu peki nasıl uysal hale getirdin sen böyle? Ya geliyor sevgi. Sevdiğin için değil mi? Hayvanları da sevdiğin için. Ama çok da güzel gözüküyor. Atlar zaten çok asil hayvanlar. Evet. Binmeyi çok isterdim ama korkuyorum. Amcacığım, şimdi burada Tavas yöresinde kaç tane at çeşidi var? Var 50 kadar çıkar yani. Çeşit olarak 50 kadar çıkar. 50 tane. Peki nasıl eğitiliyor? Bunlara nasıl eğitim ya veriliyor? Ya bunlar kolay ya. İşi bileceksin, eğit. İşi nasıl bileceğiz işte? İzleyenlerimize anlat ki ata merakı olanlar. Evet. Atın ustası olacak. Atın ustası olacak. Atın ustası nasıl olunuyor? Ya eğit, babadan çekirdekten biliyorsa yaparsın. Çekirdekten bilmek. Ben çekirdekten bilmiyorum şimdi. Nasıl öğreneceğim? Öğrenirsin ya. Bir arkadaş. Sen ben bu atı giderken götüreyim mi? Acıpayam'a götüreyim mi? Ben Acıpayam'a. Ya Acıpayam'a mı gideceksin hatta? At sana Acıpayam'ı götürür. Götürür mü? Götürür. Götürürüm şefendim. Bundan sonra o zaman ben de atla seyahat ediyorum. Olur. Amcacığım şimdi at sporuyla ilgilenmek isteyenlere tavsiyelerin neler olur? Tavsiyelerim atın spora binerken ustasına eğitim alacak. Eğitim alacak. Evet. Uysal atlara binecek. Paralarda. Paralarda uysalarda. Paralar neresi oluyor tabii artık? Ya çiftlikler var. At çiftlikler. Çiftlikler, at çiftlikleri. Bindiriyorlar paralı. He. Bizlerin atlarına binemezler. Öyle mi? Tabii biz bindirmeyiz. Alakı huyu denişir. Öyle mi? Yeni bir bilgi daha öğrendik efendim. Sadece binici sahibi. Binici denişti mi atın huyu denişir. Alakı denişir, yürüyüşü denişir. Öyle mi? Evet. Amcacığım şimdi bu attan düşme tehlikesi olabilir. At bazen hırçınlaşabilir. Nasıl korunabiliriz peki bu kazalardan? Attan düşen hiç hayatta bir şey olmaz. Eşekten düşen ölür ama attan düşen bir şey olmaz. Bir dakika o nasıl oluyor? Eşek daha küçük değil mi? Eşek doğalı. Bundan düşen bir şey olmaz. Hamur gibi. Öyle mi? Hamur gibi olur diyor amcam. Peki teşekkür ederim amcacığım. Biz de düşüyoruz yeri geldiği zaman. Değil mi? Herkes... Aşağı alıyor. Bilmem ne diyor. Eğitiyoruz onları. Peki amcacığım ben seni tutmayayım. Bir bin göreyim. Evet sevgili izleyenler az önce at görmüştüm. Şimdi bir tane daha gördüm. Abimi durduracağım. Abi dur. At çok kötü geliyor. Korkuyorum da. Abi dur. Abi yaklaşayım mı? Yaklaş. Bir şey yapar mı? Hiçbir şey yapmaz. Vallahi bak korkuyorum. Yok. Abicim adın ne? Mustafa. Mustafa abicim az önce bir at binen daha görmüştüm burada bir abimizi. Bir de seni gördüm. Senin atın daha değişik ve abim dedi ki 50 tane farklı çeşit at var burada dedi. Tavas'ta dedi. Evet. Öyle mi? Evet. Bunun arkadaşlarımız da çoğalmaya başladı. Öyle yeni, mi? Yeni yetişen nesil şu anda heveslenmeye başladı. Heveslenmeye başladılar. Evet. Peki eskisi bunun ırkı değil. Ne abicim? Irkısı Rafan. Yarış atları yani bunlar. Yarış atları hep burada onlar kullanılıyor o zaman genelde. Bunun adı ne demiştin? Paşa. Paşa mı? Bunun diğeri de Yıldırım'dı efendim. Buradaki atların isimleri bile. Aynen. Kimlikleri var. Öyle mi? Normalde aynı beslediğimiz köpeklerin kimliği gibi bunların da kimlikleri var. Kimlikleri var. Siz seviyorsunuz o zaman. Yani. Peki atçılık Tavas'ta eskiden beri hani gelen bir kültür mü abi peki? Bu? Eskiden atalardan gelme bir gelenek. Sen peki bunu atalarından mı öğrendin? Evet ben babamdan alıştım. Babandan alıştı. Çünkü abim demin demişti ki çekirdekten gelir bu demişti. Çekirdekten olmayan da atın üslubundan anlamaz demişti. Anlamaz. Öyle mi? Atla bütünleşeceksin. Nasıl eğitim veriyorsun seveceksin abi peki? Eğitim verecek vermeyecek bir şey yok. Sadece dilinden anladın mı? Dilinden nasıl anlıyorsunuz yani, onu merak atın ediyorum. Atın huyuna atla beraber bütünleşeceksin. He. Yani seveceksin.
Ha, dövdüğün zaman o da seni aynı şekilde karşılık verir. Öyle mi? Burada çok öyle ata eziyet edip de attan yaralanan arkadaşlarımız da çok. Sadece at için değil, hiçbir hayvana zaten çok eziyet etmememiz gerekiyor. Yani. Abicim şöyle gel, trafiği kapatmayalım. Tabii, gel. Gel oğlum. Gel, korkma benden gel. Ben senden biraz korkuyorum ama. Abicim bu üzerindeki şey ne deniyordu buna? Bu başlık. Gem. Gem deniyor değil mi? Dizgi. Bunlar yani aracın direksiyonu gibi, bunlar da evet, atın direksiyonu. Evet, atın direksiyonu bunlar. Aynen. Peki bu taşımacılık için mi kullanılıyor atlar burada? Ne Yok, için kullanılıyor? Burada zevk için, ekseriyeti taşımacılık çünkü için efendim, artık kalmadı. Eskiden evet, vardı, şu anda kalmadı. Evet. Efendim çünkü Tavas'ta biz Zeybekler Diyarı dedik. Efe kültürünün gelişmiş olduğu ve ta Kurtuluş Savaşı'ndan bu döneme dayanan bir tarihin olduğunu söylemiştik. Tabii Efeler de atsız olmaz. Aynen. O günden bugüne de Tavas'ta efendim atlara verilen evet, önemi de şimdi sene 2019 ama hala görüyoruz burada da. Bir şey soracağım. Şimdi atın ağzından köpük dökülüyor. Evet. Neden dökülüyor? Hasta mı? Gemi alışkın olan atlarda ekseriyeti ağzı köpürür. Gemi sevmeyen atlar da köpürmez. Yani o oynadıkça gemle ağzında köpürme yapar. Evet. Yani o da gemi alışkın olduğunu sevmiyor. Bu iyi bir şey yani. Aynen. Değil mi? Aynen. Yarış atları için iyi bir şey. Peki teşekkür ederim abicim sana. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Deretepe Denizli programında durağı bugün Tavas ilçesiydi. Tavas'ta çok sıcak, çok samimi insanlar bizleri karşıladı. Ayrıca Tavas'ın tarihi buram buram, zaten Tavas tarih kokuyor. Tarihi kökeniyle de bizleri mutlu etti. Yöresel kıyafetleriyle. Eskiden burada neler oluyordu? Şu an buranın geçim kaynakları nelerdi? Tavas halkımız bunları bize dile getirdi. Biz yine bu programımızda da çok keyif aldık. Eminim ki siz değerli izleyicilerimiz de yine izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Denir ki. Bizleri ağırlayan Emen ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada son olarak aile babası Servet Emen'le yaptığı iş hakkında biraz konuşalım. Efendim yedik içtik. Artık doyduk, biraz da şöyle beynimize kan geldi, yüzümüze kan geldi. Abim de buradayken şimdi, abi bu hayvanlar senin mi? Bizim abim. Senin bu kadar mı hayvanlar peki? Az zaten ya. Heh, kendi çapımızda. Şimdi abi burada hayvancılık faaliyetleri nasıl sürüyor? Yani az mı? Sadece siz mi yapıyorsunuz ya, mesela? Evvel çoğudan işini azaldı ya. 5-10 kişi de ancı kaldı. Yani hayvancılığın hayırı kalmadı. Bir top yem 100 bin lira. Arpa 1,5 lira. Süt olmuş 1900 lira, nakliyesi, götürmesi, getirmesi, elinde bir şey kalmıyor ama. Doğru abi, kalmıyor değil mi? Peki süt de mesela kazanç, hani çok elde ediyor musunuz? Yani bir inekten mesela ne kadar litre süt elde ediyorsunuz? Ya 25 kilo, 30 kilo veriyor ama bir kilo yem 1500 lira. Hı hı. Bir çuval yem 100 bin lira. 1900 liraya alıyorlar, ondan sonra kaldırıp bunun nakliye parası, bilmem ne parası. Evet. Böyle yani, para kazanılmıyor yani çiftçilik. Çiftçilikte yok diyorsun. O yüzden de artık birazcık şehre göç etme. Ondan göçüyor millet. Evet, adam fazla çünkü
Efendim tarım desteklenmiyor köylerimizde. Çalışacak aslında bir sürü nüfusumuz var. Evet. Ama üretim desteklenmediği için birçok şeyi de dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Ay inek de geldi. Çalışan yok yani. Diyorduk suyumuz var. Dar ekeceğiz. Bir torba gübre 150 bin liraya 140 bin. Abi inek tanıdı herhalde geldi bak. Gelir onlar alışkın mı? Gelir. İnsan alışkın mı? Alışkın. İçeride onlar ben sıcaktan. Sıcakta vallahi içeride durup dururlar. Dışarı çıkmıyorlar. O biraz daha küçük onlara göre. Onlar küçük. Daha ufalar var orada içeride. Yeni. Onlar tosun büyük tanla. Tosunlar. He. Peki abicim teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Efendim devam ediyoruz. Sağ olun. Efendim ablalarımın ellerine sağlık. Öncelikle çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Her gittiğimiz yerde de böyle ilçelerimizde, Denizli'mizde bizi çok güzel şekilde ağırlıyorlar. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Tabii bunları gördükçe efendim programlarımıza da hiç ara vermeden, hiç hız kesmeden siz değerli izleyicilerimizin de desteğiyle devam ediyoruz. Şimdi bizim burada artık ayrılık vaktimiz yaklaştı. Gönül ister ki hiç gitmeyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam göndermek istedikleriniz varsa şöyle bir televizyonuz aracılığıyla. Var mı? Herkese teyzeciğim. Selam. Herkese. Herkese selam o zaman. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Altınova köyüne gelmişken köy meydanındaki kahvede de biraz duraklayalım. Burada ise akıcı bir sohbetin yanı sıra yanık sesli türkülerin sürprizi de bizleri bekliyor. Sevgili izleyenler, şimdiki durağımız ise Altınova Köy Meydanı'ndayız. Şimdi burada amcalarım var. Birazcık onunla Altınova Köyü hakkında muhabbet edeceğiz. Hadi buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tamam. Oturabilir miyim şöyle? Buyurun. Teşekkür ederim. Valla çok gezdik bugün abi. Yoruldunuz değil mi? Yorulduk artık. Bir mola verelim dedik. Adını öğrenebilir miyim? Benim adım Ali Karadeveci. Ali abicim. Siz bu yorgunluğu gidermek için şuradan bizden birer yorgun çay için. Vallahi çok iyi olur. Her gittiğimiz yerde böyle bir şey yiyip içene kadar. Soğuk içi verin. Ben bir şey alayım valla. Çay mı? Evet. Abicim şimdi nasıl geçiyor günlerin burada? Neler yapıyorsun? Vallahi bizim günlerimiz bir ova bir burası. Bir ova bir burası. Ne yapıyorsun ovada? Yoncu sulayıyoruz, darı sulayıyoruz. Oh ne güzel. Yonca da var demek ki var burada. Var tabii canım. Sen çalışıyor musun? Çalışmamız baksana halimize. Gerçi çalışmıyor gibi duruyoruz ama yine de tabii çalışıyoruz. Çalışıyorsun zamanı abi. Zamanı gidiyoruz orada açıyoruz damlamalar. Onlar kendisi suyu sulayıyor. Sen başından bekliyorsun. Beklemiyorum. Bekliyorum. Geliyorum burada işte oyun oynuyorum. Hindi bozu verdik oyuna. Oyunun üstüne geldik o zaman. Abicim seni tanıyabilir miyim? Ben Hasan Noyan. Hasan abicim sen ne yapıyorsun burada? Ne işle uğraşıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ne işle uğraşıyorum burada? Ben burada vakit geçiriyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyor işte. Kafamı göre takılıyorum. Abi fark ettik burada. Meviz meviz diktik buraları. Yazlık gibi hobi olarak gelip gidiyorum. Ne kadar güzel. Köy havasıyla beraber. Fark ettik ki burada genç nüfus çok fazla yok. Şimdi biz isteriz ki gençlerimizle de konuşalım. Biraz onlar da anlatsınlar. Gençler çalış. Tabii canım. Gençleri köye getirmek zor. Şu gördüğün mesela yine çektiğin saman arabası vardı. Gençler bunu 15 dakika dolduruyor. Öyle. Her gün buradan bilmiyorum ama 15-20 kamyon böyle saman çıkıyor. Samanımız da bol. Gençlerimiz çalışıyor o zaman. Tavasın gençleri çalışıyor. Burası çalışkan yer. Gençlerimiz çalışkan çalışıyor yer. Burada tabii ki de. Abi seni tanıyabilir miyim? Ben Üzeyir Tezgör. Emekli, nakliyeciydik. Emekli olduk. Geldik burada vakit geçiriyoruz. Evden kahve, kahveden eve koşturuyoruz. Burada eskiden böyle tabii teknoloji yok. Harman yerine gittim, iki ay gelmiyorduk. Harman savur bakalım, harman kovu bakalım. Şimdi her şey biçerden 5 dakikada al, kat. Şimdi. Teknoloji. Şimdi her şey teknoloji. İyi mi oldu peki amca teknoloji? Canım bak sen. Oturup duruyoruz de. Çalışıyoruz diyoruz, yaşıyoruz yani. Yaşıyoruz. Teknoloji. Gelmesiyle bence kötü oldu. Samimiyet bitti. Sizce? Gidi.
gibi doğru, doğru, doğru. Şimdi aynı burada samimiyet. Oturup... Saygı değil, bir şey yok zaten şimdi insanlara. Büyük büyüklüğünü bilmiyor. Samimiyeti bitiren telefonlar. Telefonlar değil mi? Ah bu telefonlar. Memnunuz da samimiyeti bitiren telefonlar. Şimdi herkes canı sıkıldı, bir internete giriyor, oyun oynuyor, bir şeyler yapıyor. Değil mi? Sohbet, yani, muhabbet yani, azaldı. Tabii, muhakkak. Amcacığım, seni ta uzaktan gördüm. Sağ ol amca, hoş geldin. Hoş bulduk. Amca böyle gel, böyle yanıma gel. Heh. Gel yakın gel sana. Senin şey kafam... Amcacığım kusura bakma böyle... Ha, dikkatimi çekti, bir anlat, bir ne bu? Tavaslılarda çok var bu. Bu amcam bu... Yazın bu böyle orak bıçak sıcaklarda böyle güzel. Kuruyor mu sıcaktan? Tabii canım, bak sıcaktan kuruyor ya ana. Sen hep bununla mı geziyorsun? Tabii ya, devamlı. Ben Denizli, İstanbul, Ankara gitsem buna giderim. Vallahi gerçekten mi? Meclis gitsen yine buna giderim ben. Meclis alırlar mı böyle? Almazlar mı canım? Filan öküzler sözmüyor. Beygirler, sözmüyor, eşekler. Onunla eline orak bıçıyorduk. Harman koyuyorduk. Oturundan düvendeyiz, biraz düvenle vardır. Onlarla kovarız, savırız. Derken doğal samanı kanına çekeriz. Efendim damık atarız derken işte öyle olur gider. Böyle olur gider. Valla amcam tek tek böyle bana anlattı. Peki amca, ben duydum sen türkü biliyor musun? Dağla delik delik. Valla amcam. İki kıta söyle bu, üç kıta söyle. Valla ben fazla şeyim önde. Hayır, ben öyle duydum, bilmem artık şimdi. Dağlar seni delik delik delerim, kar bularım. Olmaz, sen şiir gibi okuyorsun, ben beğenmedim. Yani makamını okuyacağım. Ha, makam. Ben başlayayım, sen devam et. Dağlar seni delik delik delerim, delerim. Kalbur alıp toprağını elerim, aman aman elerim, aman aman dumanlı dağlar. Sen bir kara koyun, ben de bir koza, bir koza. Ben döndükçe ardı sıra melerim, aman aman ağlarım, aman aman dumanlı dağlar. Tamam amcam. Alkış amcama. Çok teşekkür ederim hepinize. Devam ediyoruz efendim.